yanlış kişi ile birlikte olduğunuzu gösteren 6 işaret. Sevgilinizin gerçekten doğru kişi olduğuna emin misiniz? Aklınızda soru işaretleri varsa bu konu tam size göre. Doğru olmayan kişiyle sevgili olduğunuzu düşünüyorsunuz. Farklı amaçlar, değişik bakış açısı, hayat arkadaşımızı araştırdığımız temas denemelerinde en fazla ilgi göstermeniz gereken madde belki de farklılıklar. Farklılıklar zenginleştirir. Fakat yaşama karşı tamamıyla bakış açınız farklıysa orada oturup düşünmeniz gerekmektedir. Bazı değişiklikler ilişkinizi zenginleştirirken, kimileri de ilişkinizi bir mesele yumağı durumuna getirir. Dikkat, şüphe. Acaba doğru şahıs mı? İçinize bu kuşku düşüyorsa partnerinizle konuşma zamanı gelmiş demektir. Konuşmanızı yapmadan evvel partnerinizin hangi davranışı sizi rahatsız ediyor ve iki kaygısı yaşatıyorsa onları not alın. Karşı tarafa hiçbir şey söylemezseniz yaptıklarını sebep fark edebilir. Sebepsiz kavgalar. Kavga ilişkinin tuzu biberidir gibi bir tabir sıklıkla tüketilir. Kavga etmek değil fakat tartışma içerisinde evet ilişkinin tuzu biberidir diyebiliriz. İki değişik insan her vakit aynı şeyleri düşünemez, kesinlikle düşünce ayrılıkları gerçekleşir. Bu düşünce ayrılıkları bazı zamanlar tartışmalara neden olabilir. Tartışmanın belirli bir düzeyi olmalı ve hürmet kapsamında ilerlemeli. Tartışmalar dövüş boyutunu alıyorsa ve üstelik bu vaziyet sıklıkla tekrarlanıyorsa partnerinizin bu davranışını olumsuzluklar listemize alabilirsiniz. Bir müddet ardından dövüş ertesi seksinden de keyif almamaya başlayabilirsiniz. Bu vaziyetin uzun vadede size defa henüz zarar vereceğini kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız. Gereksiz kıskançlık. İlişkide kıskançlık varsa o ilişkide sevgi vardır. Bu sözü hangi kıskanç varlık uydurdu acaba? Kıskançlık kendine güvenmediğin anlamına gelir. Klişesini de yapmayacağız. Birlikte olmadığınız kişiye güvenmiyorsanız neden birliktesiniz? Bir ömür karşı tarafa güvenmeden geçer mi? Sürekli diken üzerinde oturarak yaşamak için hayat çok kısa. Kıskanılmak istemiyorsanız sizin de kıskançlık duygusundan arınmanız gerekiyor. Partnerinizi bu duygu ile bunaltırsanız köprüdeki ilk çıkış noktasından veda etmek durumunda kalabilirsiniz. İlgisizlik. Dünyanın en yakışıklı adamı veya en güzel kadını olabilirsiniz. Karşı taraf ilgisini kaybettiğinde fiziksel muhteşemliğinin hiçbir önemi kalmıyor. Mesafe. Partneriniz ilişki içerisinde gereksiz bir mesafe ile size yaklaşıyorsa ilişkinizi gözden geçirmenizi öneriyoruz. Yanlış kişi ile yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Özellikle ilişkiniz yeni bir ilişki ise kendinizi zamanla mutsuz olmaya itmemenizi öneriyoruz. Tamamen vıcık vıcık bir ilişki değil ama birbirinden çok uzak iki insan da hayal etmemelisiniz. Yanlış kişi ile birlikte olduğunuzu düşünüyorsanız öncelikle kalbinizi dinleyin sonra mantığınızla karar verin. Size en doğru yolu ikisinin ortak çalışması gösterecektir.